Geçtiğimiz günlerde astronomlar uzayda 16 milyon ışık yıllık genişliğiyle evrenin şimdiye kadar gözlenmiş en büyük radyo galaksisini keşfettiler. Keşfedilen yapının toplam genişliği galaksimiz Samanyolu'ndan 100 kat, bugüne kadar bilinen en büyük galaksi olan IC 1101 galaksisindense 4 kat daha büyük. Yani bu yapı uzayda o kadar geniş bir alan kaplıyor ki ışık hızında seyahat edebiliyor olsaydık dahi bu radyo galaksisinin etki alanının bir ucundan diğer ucuna ulaşmamız 16 milyon yılımızı alırdı. Üstelik yetmezmiş gibi galaksi genişlemeye hala devam ediyor. Peki bir galaksinin böylesine korkunç bir genişliğe ulaşması nasıl mümkün olabiliyor? Bu soruyu cevaplandırabilmenin yolu önce radyo galaksilerini anlamaktan geçiyor. Çünkü radyo galaksiler galaksi deyince ilk aklımıza gelen gök cisimlerinden epeyce farklılar. Uzayda gözlemlediğimiz çoğu galaksi normal galaksi olarak değerlendiriliyor. Örneğin küçük bir noktasında yaşadığımız Samanyolu galaksisi normal bir galaksi olarak kabul ediliyor. Çünkü bizim galaksimizdeki yıldızlardan yayılan ışıklar ışığın görünür dalga boyunda uzaya saçılıyor. Ancak daha önce de birçok defa değindiğimiz gibi görünür ışık elektromanyetik spektrumun, yani ışığın yalnızca küçücük bir kısmını oluşturuyor. Bu yüzden evrende bazı galaksilere baktığımızda çekirdeklerinden yayılan yoğun radyo ya da gama ışımalarına rastlayabiliyoruz. İşte bu galaksilere astronomide aktif galaksi adını veriyoruz. Çünkü aktif galaksilerin çekirdeklerinde, yani aktif galaktik çekirdeklerde üretilen enerji normal bir galaksiye göre binlerce kat daha fazla olabiliyor. Bunun en önemli sebebi aktif galaksilerin merkezlerinde süper kütleli kara deliklerin var olması. Aktif galaksilerdeki süper kütleli kara delikler etraflarındaki gaz ve tozu sürekli olarak tüketme eğilimindeler. Bu sırada muazzam kütle çekimleri sayesinde kara deliklerin etrafında gaz ve tozdan oluşan büyük bir disk meydana geliyor. Buna astrofizikte yığılma ya da toplanma diski adını veriyoruz. İşte kara deliklerin yakınlarında, yani yığılma disklerinde sürekli olarak dönüş sergileyen bu parçacıklar birbirlerine sürtünerek yüksek miktarlarda ısı ve ışığın açığa çıkmasına neden oluyor. Böylece buradaki maddeler kara deliğin kutuplarından jetler biçiminde uzaya fırlatılıyor. Yani kara deliklerin içinden çıkıp da uzaya fırlıyormuş gibi tasvir edilen bu jetler aslında kara deliğin henüz olay ufkuna, yani içerisine düşmemiş maddelerin yarattığı manyetik etkileşimler sayesinde ortaya çıkıyor. Bu jetlerin oluşumlarının ardında yatan sebepler hala tam olarak açıklanamamış olsa da bildiğimiz bir şey var. Bu jetler uzayda çok ama çok hızlı biçimde seyahat ediyor. Öyle ki bu jetleri oluşturan parçacıklar uzayda neredeyse ışık hızına ulaşabiliyor. Yani aktif galaktik çekirdeğe sahip bir galaksiden yayılan jetler uzayda yüzlerce ve binlerce ışık yılı uzaklıklara kadar ilerleyebiliyor. Ayrıca çok yüksek enerjili olduklarından etraflarında yeni yıldızların oluşmasına da izin vermiyorlar. Çünkü yıldız oluşumu için kritik olan gazları olması gerekenden çok daha yüksek sıcaklıklara ulaştırarak bu bölgeleri verimsiz hale getiriyorlar. Ancak burada anlattığımızın tam tersi şekilde geçtiğimiz haftalarda Henüz 2 galaksisindeki bir süper kütleli kara delik jetinin yıldız oluşumuna da sebep olduğu keşfedilmişti. Yani istisnalar var olsa da kabaca konuşmamız gerekirse jetlerin gerçekten ölümcül olduğunu söyleyebiliriz. Evrenin en güçlü enerji oluşumları sırasında jetlerin yakınlarındaki gaz ve tozlar o kadar çok ısınıyor ki madde artık plazmaya dönüşerek ışığın radyo dalga boyunda parıldamaya başlıyor. Bu jetler uzayda çok uzun mesafeler kat edebildiği için de ışığın radyo dalga boyunda gözlemlenebilen devasa plazma loblarının oluşmasına neden oluyor. Bu da basitçe şu anlama geliyor. Aktif galaksilerin çekirdeklerindeki süper kütleli kara delik jetlerini görebilmek için standart bir teleskoptan çok daha farklı teleskoplara ihtiyacımız var. Bunun için en iyi aday radyo teleskoplar. Şu an ekranda bir radyo teleskoba bakıyoruz. Eğer bir radyo teleskobu ilk defa görüyorsanız normal teleskoplara göre ne kadar farklı göründüğünü düşünmüş olmalısınız.
Örneğin normal bir teleskopta ışığı toplamak için devasa aynalar bulunuyor. Bu aynalar ışığı toplayıp tek bir noktada odaklayarak evreni daha yakından ve detaylı inceleme fırsatı sunuyorlar. Ama bu radyo teleskoplarda ayna ya da mercek göremiyoruz. Radyo teleskopların ayna ya da mercekleri olmasa da aslında normal teleskoplarla neredeyse tamamen aynı mantıkla çalışıyorlar. Radyo teleskoplardaki devasa antenler ışığı toplayan bir ayna görevi görüyor. Tek farkları topladıkları ışığın görünür ışık değil, ışığın farklı bir formu olan radyo dalgaları olması. Aktif galaksilerden gelen düşük frekanslı radyo dalgaları antenler tarafından toplanıyor ve teleskopların radyo alıcılarına iletiliyor. Ardından bu alıcılardan elde edilen sinyaller bilgisayarlar tarafından görünür ışığa, yani fotoğraflara dönüştürülüyor. Bu sayede standart bir teleskopla asla göremeyeceğimiz jet atomları ya da plazma lobları gibi maddeleri görme şansı buluyoruz. Bunu daha iyi anlamak için Herkül A radyo galaksisini ışığın farklı dalga boylarında hep birlikte inceleyelim. Tipik bir eliptik galaksi olan Herkül A görünür ışıkta böyle görünüyor. Yani gözlerimiz bir teleskop kadar güçlü olsaydı bu galaksiyi yaklaşık olarak bu şekilde görürdük. Aynı galaksiye X ışını dalga boyunda baktığımızda ise pembe bir gaz bulutu görüyoruz. Bu gaz bulutu süperkütleli kara deliğe düşmekte olan maddelerin yarattığı milyonlarca derecelik sıcaklık sebebiyle oluşuyor. Yani bu gaz bulutunu görünür ışıkta görmemiz mümkün değil. Galaksiye radyo dalga boyunda baktığımızda ise merkezdeki kara delikten 1 milyon ışık yılı uzaklığa kadar yayılabilen jetleri görüyoruz. Tüm bu dalga boylarında alınan görüntüleri birleştirdiğimizde ise ortaya çıkan görüntü bize galaksinin detaylı bir haritasını sunmuş oluyor. 16 milyon ışık yıllık genişliğiyle şimdiye dek keşfedilen en büyük radyo galaksisi olan Alcyones galaksisi de Avrupa'da LOFAR adı verilen 52 ayrı noktaya yerleştirilmiş 20 bin radyo anteninden alınan sinyaller sayesinde incelenebildi. Dolayısıyla ortaya çıkarılan fotoğrafta galaksinin merkezindeki süperkütleli kara delikten yayılan jetleri radyo dalga boyunda turuncu renkte görebiliyoruz. Jetlerin uzayda seyahat etmesi sonucunda oluşan ve toplamda 16 milyon ışık yılı genişliğe ulaşabilen plazma lobları ise fotoğrafta yine aynı renkte görülebiliyor. Ancak bu radyo galaksisinin merkezindeki süperkütleli kara delik bu plazma loblarının nasıl 16 milyon ışık yılı gibi devasa bir genişliğe ulaştığını tam olarak açıklayamıyor. Çünkü süperkütleli jet atomlarının içinde bulunduğu galaksi tıpkı Herkül A gibi standart bir eliptik galaksi ve merkezindeki kara deliğin kütlesi Güneş'in 400 milyon katı kadar. Tüm bu değerler diğer dev radyo galaksiler için de standart sayılabilecek parametreler. Dolayısıyla genişliğin sebebini galaksinin sadece kendisine bakarak değil, evrenin dokusuna odaklanarak anlayabiliriz. Bugüne kadar gözlemlenen galaksilere göre evrendeki maddenin dağılımının homojen olmadığını biliyoruz. Evrendeki bazı bölgelerdeki galaksilerin kütle çekimleri maddenin iplik benzeri yapıların içinde yer aldığını gösteriyor. Ve bu iplik yapıları da kozmik ağ adı verilen evrenin dokusunu meydana getiriyor. Daha anlaşılır bir deyişle evrene çok geniş bir perspektiften, çok geniş bir bakış açısından bakıyor olsaydık evrendeki galaksilerin iplik benzeri yapılarla birbirlerine bağlı olduğunu ve bu ipliklerin arasında devasa boşlukların olduğunu görürdük. Alcyones galaksisi de evrende yoğunluğun ortalamadan düşük olduğu bir bölgede bulunuyor olabilir. Bu da galaksinin evreni kaplayan kozmik ağlarla etkileşime girerek absürt miktarlarda genişlemesine izin vermiş olabilir. Tabii bu noktada evreni kaplayan kozmik ağ olgusunun yeni ortaya çıkarılan bir keşif olmadığını da söylememiz gerekiyor. Daha önce Hubble Uzay Teleskobu'nun yardımıyla bu kozmik iplikler doğrudan biçimde fotoğraflanabilmişti. Ancak asıl önemli nokta uzun yıllardır bilim insanlarının bu kozmik ipliklerin radyo galaksileriyle doğrudan ilişkili olabileceğini düşünmeleriydi. Çünkü evrenimizi oluşturan bu kozmik ipliklerin arasındaki devasa boşluklarda nelerin olup bittiğini hala çözemiyoruz. Ya da evrenimizin böyle bir dokuya sahip olmasının nedeni henüz ne olduğuna dair neredeyse hiçbir fikrimizin olmadığı karanlık maddede de saklı olabilir.
Tüm bu soruların cevabını henüz bilmiyoruz. Ama bugüne kadar birçok radyo galaksisi detaylı biçimde incelenmiş olsa da kozmik iplikler ve radyo galaksilerinin bağlantılı olduğuna dair Alkyones gibi bir örnek de hiç var olmamıştı. Yani 16 milyon ışık yılı gibi akıl almaz genişliğe ulaşabilen Alkyones galaksisi henüz birçok noktasının eksik olduğu bir yapboza yerleştirilmiş kritik bir parça olabilir.